Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz. OnlyGogo ile Gökhan kardeşimizle birlikte arkadaşlar Okçu Savaşı Challenge'ımıza devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mete ile bununla ilgili birkaç tane video çektik. Şimdi Gökhan'la birlikte Isengard ve Gondor'un Okçu Savaşı'nı yapacağız. Kıyasıya mücadele edeceğiz. Hoş geldin kankam. Hoş bulduk. Selam arkadaşlar. İyi seyirler. The Carrock haritasını seçtik. Kamp haritası. Birkaç kuralımız var. Zaten okçu ordusu, okçu hero'lar, bu belli, okçu savaşı adı altında olduğu için. Bunun dışında evil ve good arasındaki dengenin bozulmaması için heal ve o su binası, well dediğimiz bina olmayacak. Tıpkı Erebor Isengard savaşında Mete'ye karşı benim yapmadığım gibi. Bu şekilde kurallarımız var gençler. Tabii bu konuda Gökhan'a tam güvenmiyoruz. Her türlü yani, şeyi yapabilir. Sonuçta insan oldum. Elim kayabilir. Yanlışlıkla Gandalf'ı basabilirim. Getirebilirim yanlışlıkla, belli olmuyor. Olmayan. Yani. O niye işkence mi diyor Dalsharun. Evet arkadaşlar. O kadar küçümsemeyelim gençler. Yani küçümseyebilirsiniz. Yıkıyormuşum ben. Küçümseyebilirsiniz ama o kadar küçümsemeyin yani hani. Şimdi iki grup Ranger geliyormuş, çıkıyormuş bize. Harita bu arada kanka, yani daha önce çok benim güzelmiş ya. Challenge falan yaptığım haritalara benziyor gibi. O, şurası biraz değişikmiş ya bak. Şeye baktın mı kanka? Nehre baktın mı? Nehrin ortasında böyle bir çizgi var böyle. Evet. Aa, o ne ya? Hayatlı gibi. Kanka o biraz değişik olmuş ama güzel. Evet. Kötü değil. Oraya çok dikkatli bakmayın. Outpostları falan alacağız değil mi? Tabii canım. Ama onlar için savaşmayacağız. Savaşacağız mı alırken? Outpost mu varmış? Ha varmış. Hı-hı. Tamam. Yani neden savaşmayalım ki? Pekala. Why not yani kardeşim? Kollarımı sıvadım sen görmedin ama. Ateşkes mi var? Hayırdır yani? Ne bileyim. İyiyiz ya biz. İyi taraf olduğumuz için iyi düşünürüz kardeşim. Hadi kardeşim, 2 saatte bir yeri alamadınız be. Ayıp denen bir şey var ya. Bir de ölün amına koyayım orada. Kulaklığım düşüyor arada. Ses geliyor mu böyle foşur foşur? Yok. Gelmiyor. Tamam. Gelmesin de zaten kardeşim. Gelirse üzülürüm yani. Abi çok güvenmiyorum Isengard'ın okçularına ama bakacağız artık. Fokuslandın mı kanka, sustun? Yok kardeşim, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Burnundan soluyor gibisin. Nasıl onun kararına vardın? Yani öyle temenni ettim diyeyim. Yani, korktun değil mi benden? Yanlış temenni. Kampta da çok az yer varmış ya. Ne zannettin kardeşim? Sadece Archer aynen.
me or something? Keep together! Keep up! Keep together! I'm getting hungry! Regroup! Kardeşim bu ne tantana ya? Her yer bunlarla mı dolu şimdi? Ben Gökhan'la savaşmak istiyorum. Adam benim karşıma warp çıkarıyor. Harbiden ya, bir dövüşemedik. Haritada küçük görünüyor ama büyük ha. Büyük ama büyük. Ne oluyor arkadaşlar burada? Nereden oluyor? Bir yerde bir şey mi oluyor? Bir şeyler oluyor kanka. Ses mes geliyor. Sesin geliyor. Ne yapayım? Geleyim mi? Ne oldu? Müdahale edecek bir durum var mı? Gurt gurt. Benlik bir şey yok o zaman. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. O kimin sesi lan bu arada? Hangi ses? Farklı bir ses aldım da. Ne oluyor kardeşim bu? Adam outpost almaya gelmiş. Oğlum ben biliyorum. Gökhan'ı ben biliyorum ya. Adam outpost hastası ya. Aha da öldüm görüyor musun? Ben alacaktım outpost. Niye böyle bir şey oldu şimdi? Zamanında müdahale kardeşim. Üzüldüm şu an. Şimdi şuradan şöyle, sen buradan böyle, taktik değişti arkadaşlar. Yani Damrod'u oralara tek başına getirmeyecektin kardeşim. Kötü oldu bu durum ya. Oğlum hemen ağlama ya Gökhan. Ben çıktım kardeşim. Only Goku has been defeated. Hurry up. Smell something, you'll do what I say. Hurry up. The white hand will not be stopped. Ulan hatırlıyorum da şu Erebor bak arkadaşlar neden şimdi Erebor Isengard yaptık ya Erebor Gondor'u neden tercih ettik? O kadar çekişmeli geçmişti ki bir an böyle ben de gıcık oldum, Mete de bana gıcık oldu falan. Bugün de beklentimiz bu yani anladın mı? Yani en başta şimdi gıcık edecek çok bir şey de bulamıyorum Gökhan'ı. O da beni gıcık edecek bir şey bulamıyor galiba anladığım kadarıyla. Elimiz Gökhan. Kolumuz bağlı bekliyoruz. Aç abi aç aç. Benim okçum bitti bu kadar. Bu kadarcık mı? Bu kadardı kanka. Maç bitti o zaman. Aynen bu kadarmış. Senin command point bu arada kaç kanka? 300. İyiymiş. Evet. Güzel yani. Senin kaç? 500 mü? He. He. Hello canım hoş geldin.
Şu crossbow'lara gram güveniyorsam Allah beni kahretmesin. O kadar mı ya? He. Güveniyorsam da kahretmesin kanka. Yani aslında bir yere çıkmıyor benim söylediğimi. Öylesine söylüyorum. Keep going. The white hand will not be still something. Yani senin o taraftaki outpost'tan senin çok güzel olacaktı. Biliyorum, biliyorum. Güzel olur yani. Senin için güzel olurdu. Ben seni çok biliyorum. Sinsi gelmiştim. Çok mutluydum ya o an. Sinsi geldiğini zannetmiştin kanka. Ben aynen, böyle... kursağımda kaldım. Evet, onu düzelteyim hemen. You'll do what I say. Ya şu an düşünmüyoruz Talion ama ileride olabilir. Ne bileyim sen ne düşünüyorsun Gökhan kankam? Şey diyor. Ne gibi? Freka var diyor şeyde Isengard'da. Şu hero'dan bahsediyor. Bizim hani eklediğimiz bu ne biliyor musunuz arkadaşlar Freka? Şu yok mu Saruman'a avucunun içini keserek böyle şey diyor. Senin için savaş hazır mıyız diyor bir şey diyordu. And içiyor işte adam bir şekilde ya ama böyle şey karizma yani. O adam işte Freck arkadaşlar. Wolf kimmiş ya? Wolf şey ya. O da kanka lider. Yine Dunlut lideri. Öyle mi? Hı-hı. Ben bunu bilmiyordum. Köyü möyü yakan ayak takılmıştı ya. Şöyle bir şey var bir de kanka Dunlut'larla ilgili. Bir ara bunlar henüz ortada ya yani Isengard var. Hani Uruk-hai falan yok ama tabii ki ortada. Normal orada tek başına işte Saruman yaşıyor falan. O dönemler kanka. Hı hı. Dunlut'larla Rohanlılar arasında bir çatışma çıkıyor. Şimdi bununla ilgili böyle çok net bilgi vermek için benim tekrar açıp okuyup bakmam lazım. O iç çatışma gibi bir şey böyle kanka. Baya işte Dunlut'lar hak mı istiyorlar, bir şey istiyorlar falan böyle. Rohan bir söz veriyor, tutmuyor o dönemin kralı her neyse. Dunlut'ların kanka lideri büyük bir Dunlut ordusu kuruyor. Edoras'ı falan ele geçiriyorlar. Edoras'taki lordu öldürüyorlar. Ve Edoras'taki tahta oturuyor Dunlut lideri. O dönem. Çok kısa bir süre. Ondan sonra anlaşma yapıyorlar şeyle. Rohan'la. Aslında Rohan topraklarında yaşayan azınlık gibi bir şey ya kanka bunlar. Evet. Normalde sürekli bir çatışma savaş falan yok yani. Dunlut'lar öyle işte evil side falan değil bakacak olursan. Ama evet. İşte Saruman tabii gaza getiriyor onları bu yüzük savaşı sırasında da hani diyor zamanında size şunu yaptılar, bunu yaptılar, şunu öldürdüler, bak hakkınızı vermediler falan filan gaza getiriyor. Cahil adamlar ne yapsın? Kanıyor onlar. He. Ya oğlum sen benim he dememe niye taktın kardeşim ya? Mükemmel he diyorsun ya. He. Kanka En azından kardeşim tahmin edebiliyor musun diyeceğim şeyi? De bakayım. Aynen öyle demiyorum yani anladın mı hani? Ağzını yaya yaya. Aynen kardeşim ya. Kardeşim bir nehir savaşı yapalım mı ya? Aynen öyle ne kadar güzel olur ya yapalım ya. Evet. Aynen. Bir ordu sayısına göre bir ayarlama yapalım değil mi? Öyle salak salak adam basmayayım yani. Nasıl yani?
Yani bir ayar çekeyim. Rangers şu kadar yok işte. Yani normal Archer'lar var ya. Onlardan hı-hı kaç tane falan. Bir ayar çekeyim. Öyle laps loops basmayayım yani. Yani. Normal Archer bas biraz. Biraz anormal Archer bas. Senin kaç tane hero'un var okçu? 2 mi 3 mü? 2 kanka. Lugduş'la Lurtz. Almış ya. Evet evet. E sen şimdi dezavantajlısın. İstersen avantajın ne olacak? İstersen ugluk falan basabilirim. İstemem yani. Saruman da olur. Yani sadece fireball atalım kanka istersen. Vallahi bana sorarsan istemem. Sonuçta uzaktan vuruyorum diyor musun sen? Yani kanka bilmiyorum ya, istemiyorsan sorun yok kardeşim. Ben senin isteğin üzerine, hani talebin olursa yapalım diyecektim. Yok, bence hiç iyi değil bir şey. Ordum ne kadar yavaş çıkıyor ya. Daha command point'im 10. Nasıl ya? Ya. Nasıl olabilir ya öyle şey? Korktun değil mi? Seni kandırıyorum. Panikçim hoş geldin. Demek 10 kişisiniz. Sadece aynen. Aynen. Aynen öyleyse sıkıntı yok kardeşim. Bakalım ama aynen öyle miymiş? Bakmak istiyorum yani hani. Adam ne kurmuş ya. Vay da. Adam ne kurmuş? Bunu niye kurdun kanka? Hangisini? Şu yıktığımı. Bir dakika. Kaç. Kaçın. Pardon abi, yanlışlıkla geldik ya. Kulemi yıktın ama. Bitti power. Aynen öyle yani, yıktık ama. Ama yenisini yapıyorsun amına koyayım. Kanka şunu söyleme ya, valla bağırarak güleceğim şimdi, inanmıyorum. Ama soruyorum kardeşim şimdi, aynen öyle değil mi? Değilse değil diyin ha. Şimdi abuk subuk sesler çıkaracağım, kendimi zor tutuyorum. Çıkar kardeşim ya, ne olacak yani? Ama şu an BFM yayınındayız ya. ASMR yayını değil ki bu. Kanka altı üstü aynen öyle mi değil mi ya? Bu yani, anladın mı? Ben ne yapıyorum şu an? Korkuttun mu seni? Bir dakika. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Niye böyle bir şey? Allah canınızı almasın ya. Hah, onu öldürsem rahat edecektim, iyi oldu. Kanka benimkiler içine girdi ya senin odunun. Nasıl içine girdi lan? Şöyle bildiğin içine girdi.
Yani nehrin orada yani, duruyordun sen. Hani nehrin ortasında aslında ok atacaktım. Hı-hı. Arkaya doğru geldiler. Senin arka tarafına doğru geldiler. Başıma kötü şeyler geldi orada. Bilemeyeceğim artık kardeşim. Benim Uruk-hai'lerin sıfatını görünce ordu ne yapacağını şaşırmış olmasın? O da olabilir. Bu arada kale içi savunmada her şey serbest mi? Vel dışında serbest değil mi? Tabii canım. Yani canım. ya içeriye kılıçlı ordusu yapmayacaksın herhalde yani. Yok öyle değil ya. Savunma maçta her şey yani mancınık dışında falan her şey serbest. Şöyle sadece okçu serbest yani hani geri kalanını bilmiyorum ne yapacaksan yap yani. Tamam. Crossbows. You're dragging. Come on, you slugs. Benim adamlarım yavaş kardeşim. Ben niye Gondor geldi bana yine ya? Kanka sen Gondor'u seviyorsun diye ben şimdi Isengard Gondor okçu savaşı var dedim. Sen ama atladın evet. Yani hatırlamıyorsun herhalde. Yok. Kandırıldım şu an. Bence hatırlamıyorum kardeşim ama yani sen bilirsin. Ya yalan söyleyebilirim sonuçta. Tabii yani o da bir seçenek. Aynen yani. Aynen. Abi Gundabad Hero Challenge yapsan bir ara. Yaptım ki bir ara. Bir ara yapmıştım. Ya arkadaşlar siz benim somun ekmeğimin Elfiz dediğine bakmayın. Yakında kendisine uygulanacak işkenceler neticesinde yavaştan mutasyona uğrayarak uzun vadede Uruk-hai'ye dönüşecektir. Chat'te ben Uruk'um yazmaya başlar. Mete de öyle çok direndi. İşte elfiz biz falan. Bir gün böyle baktım. Şeyde Discord'da odada duruyor böyle bir odada. Tek başına duruyor tamam mı? Kimse yok ama böyle yeşil yeşil yanıyor tamam mı? Hani bir şey konuşuyor Mete, bir şey söylüyor falan. Allah Allah dedim ya. Bir gireyim bakayım ne konuşuyor kendi kendine. Kimse yok odada yani. Mete konuşuyor. Abi bir girdim baktım Mete Saruman'ı dinleyerek hau hau diye bağırıyor. Ulan dedim Mete herkesten gizliyorsun burada Discord odalarında gizli. Uruk-hai'cilik he? Olmuş çok yani adam. Ya. Evet. İçeride hain yapıyormuş meğer. Yani işte bir nevi hain işte oğlum hain. hain. Adam bu şekilde hainliğe çıkıyor işte ya. Püskürecektim kahveyi. Of. Kanka Para yok. kanka paran olsun istiyorsan anasını satayım. Oraya Battle Tower yapma kardeşim. Yapsan oraya Farm Blacksmith bir şey ne bileyim hani. Korkuyorum kardeşim. Korkuyorum. Bara yok. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Mete'ye hep sallıyorum ki ben. Mete ortamda olmadığı zaman daha rahat sallıyorum. Olduğunda biraz çekinerek sallıyorum. Ama salladığımda hafif bir güldüğünde çözülüyor her şey. Lugdush diğer hero. İstersen gelebilirim kanka. Valla biraz ordumu toparlayayım gel. Güzel bir savaş olsun.
Dur o zaman gezeyim ben biraz. Gez bakalım. Acık gezeyim. Farmlarıma dokunma, oralar çok tehlikeli, bak haberin olsun. Yok kanka, benim farmlarla işim yok ki. Ya ortalıkta gezeceğiz. Gezmeyelim mi? O da mı yasak? Yani canımız sıkılıyor kardeşim. Senin full mü ordun şu an? Aha. 500. Vay. 15 tanesi işçi ama kanka. He. Ne oluyor orada? Keep the arrows coming. Have a bolt ready. Keep up. I have this it. Hadi onun yerine farm yap kanka, ben gidiyorum. Gelme gelme, gidiyorum zaten yani. Kanka bak. Gelirsen gidemezsin bak bak. Bak sinirlendirme beni. İlla bir grubumu öldürecek yani. Neyse, oraya farm yapayım bari ya. Kuleyi zaten 3 saniyede yıktım. Yani kule ne işe yarayacak? İşte bizdeki de fakirlikten ya. Ya bir şey olursa dedik. Olmaz olmaz. Boşu boşuna ona 800 cost veriyorsun kanka. Gördüğün gibi geliyorum, yıkıyorum yani. İkinciyi de verdik. He, bir de o var yani. İyi yürekli uruk olmaz abi, kendine gel. Yani işte bu iyi niyet aslında şey, hani orduyu hemen hazırla ki hemen akşam yemeğimizi yiyelim, anladın mı? Hani kanka, bundan sonraki oyunla ilgili bir bilgi vermedin değil mi? Yok, vermedim. Sürpriz dedik ya oğlum, sürpriz o. Ha, doğru. Panik beni ne güzel tanıyor bak, adam yazmış. Ne demiş? Sinsi adam demiş. İyilik beklemeyin ama. I'm watching you. Kapışmaya hazır mısın kanka? 220 oldu command points. 5 dakika içerisinde birbirimize girebiliriz. Daha var yani, 280 yapacaksın, 300 olacak o daha. Biz burada bekliyoruz işte, ne yapalım. Aşağıdaki farmı yaptım ya kanka, o artık getirir parayı. 8-8 veriyor şu an. Ben de şu hero'lara bakayım neymiş. Saruman 4000. İyi yani Saruman. Sauron's Puppet. Değildir aslında. O açıklamayı düzelteceğiz. Yanlış. Ugluk. Saruman'ın sadık hizmetkarı. Kurt bincilerinin kaptanı. Ugluk'un sağ kolu. Mauhur. Freka. Dalnut lideri. Grima. Saruman'ın spy şeyi. Casusu. Tanım onun şeyi. Orduyu biraz hava şey gezdir diyor abi. Havasını alsın diyor. Abi ordu arasında 200 command point var ya, ben saymam. Neyini saymayacaksın oğlum? Senin bir tane okçun, benim 3 evet. Tane crossbow'a bedel. Yok canım. Öyle çok güçlüler ki seninkiler. Armorları falan da daha yüksek. Oğlum Evil Sight ile Good Sight'in arasındaki farkı açıklatma şimdi bana kardeşim.
biraz anlatır mısın? Anlatmam. Son 4 grup bastım kanka. Çıksınlar vereyim. Girişelim o zaman. Onlar çıkasıya kadar geleyim mi ben? Çıkasıya kadar mı? Çıkasıya kadar. Kanka daha şey vermedim, upgrade vermedim. Sonra ağlarım kanka, boşu boşuna gelme bak. Tamam. Vay efendim şöyle, vay efendim böyle derim yani. Yaparım ben. Peki. Reforjuk hakkında ne düşünüyorsunuz? Reforjuk işte onun hakkında o kadar çok şey düşünmüyorum ki, bilmiyorum yani. Soruyu bile okuyamadım. Bir BFM 2 modudur kendileri. Çıkarsa oynarız. Güzel olur. Ama adamlar işi uzattıkça uzatıyorlar şayet. Yani hani Unreal Engine 4'e yapıyorlardı. Unreal Engine 5 geldi biliyorsunuz. Ve Unreal Engine 5'e taşıma kararı aldılar. Tekrar oyunlarını. Herhalde 50 sene sonra oynarız yani. Kim bunlar, yapanlar kim? Ruskiler. Bir Rus, ya, Rus takım bildiğim ama... şeyleri var yani kanka. Destekçileri var. Böyle videolarını Rusça'da değil, hani international olsun diye İngilizce'de çekiyorlar. Çektiriyorlar. Birini herhalde okutuyorlar. Bilmiyorum. Hmm. Ya da belki takımlarında İngilizcesi iyi olan birisi vardır hani. Ama Rus aksanı görmedim. Rus değil yani o videolardaki kişi de. İşte birine çektirtiyorlardır diye düşündüm. Kanka bu arada tamamım ben. Sen de damban mısın? Fopres diyor ki bence Gondor kazanır. Gondor tutuyorum diyor. Kardeşim doğru. Yani bu chatte istediğini tutmakta özgür değilsin. Değil. Dolayısıyla beni tutmak zorundasınız. Chatte de ben moderatör olarak... yok ki beni tutmayanı banlatayım. Hemen ben banlarım. Kanka bir şey diyeceğim bak, şu söylediklerimle alakalı bu arada tamamen hani bunun makara olduğu aşikar değil mi? Bir ara hı hı. Sana göstermiştim ya bir tane yorumlarda. Ben böyle konuşuyorum işte, şunu yazın bunu yazmayın, öyle söyleyin böyle söylemeyin falan. Makarasındayız işin. Adam gelmiş ciddiye vurmuş şey demiş ya böyle. Sen böyle dedikçe çok izleyici kaybedersin. Çok işte YouTube'da dislike alırsın, bilmem ne yaparsın. İşte insanların ne yazdığına bu kadar işte şey yapma, istediklerini yazsınlar falan. Oğlum. Allah Allah. Kardeşim hiç yorum yapmayayım mı? Ben o zaman susayım böyle. Böyle oynayayım yani, ne bileyim hani. Bir espri döndürelim de bir hayata bu kadar ciddiyetle bakmayalım yani hani. Aynı siyaset yapmıyoruz burada, BFM oynuyoruz ya. Yani. Ne bileyim abi. Ya da şey diyebilirsin kanka, şu andan itibaren söyleyeceklerim şaka arkadaşlar. Kanka bu arada ben mi gelmek zorundayım? Yo, ben burada bir nehre ayağımı soktum da. Anladım. Zorunda mıyım kardeşim? Cüneyt Özdemir şeye soruyordu ya. Cezaevinde en çok sevilen şarkınız hangisi? Bize söyler misiniz hangisi olduğunu? Zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Bak adam oraya şey yapmış, bekliyor. Çok kalabalık etraf. Paramini kaybettik. Zorunda mıyım? Arkaya çıkarma yok kardeşim, yazık. Neden olmasın kardeşim ya? Why not yani? Ben de kaçarım. Yeah.
Allah kaçırtmasın kardeşim. Sen neden kaçtın ya? Ne bileyim ya. Ya kardeşim kaçamaz mıyım? Ne kovalıyorsun be? Allah Allah ya. Savaşmak zorunda mıyım? Ver de yasak. Senin hero'ların hiç ölmedi değil mi kanka? Yok. İkisi ya yani bir Lugdush 5 rank, öbürü Lurt 6 rank. Çok iyi. Senin ne durumda? Madril 2, Damlok 5 ve Faramir arkadaşımız 4. Faramir güzel olmuş ha. Bu arada. Teşekkürler. Dalsiyorum da abi ne işkenceci çıktı diyor. Allah'ım ya Rabbim adamın dediği şeye bak ya. Ya kardeşim ne yapıyorsun ya? İlla savaşacağız mı yani? Faramir'i her savaşta bir kaybediyorum. Abi ne savaştı be. Harbiden ha. Nefessiz izledim ben savaşı. Kardeşim sadece izlemiş gibi değildin ama yani. Ya biraz bir şeyler de yapmaya çalıştık ama. Kardeşim hoş geldin, selamlar. Baram olsa da ben de bassam. Kanka bu arada paran durumu nasıl? 20 bin civarlarında. Ciddi misin? Ben bu savaşı kazanamam ki. O nasıl bir... 15 bende baram. O nasıl bir gülüştü kardeşim ya?
Zoruma gitti çünkü. Zaten ekonomime dokundu lan bu maç, şey, bu savaş biter. İşte dokunmuyorum. O yüzden dokunma. Aa, ordum 500'ün üstüne çıktı lan. Nasıl oldu o? 517 olmuş. Yok artık. Biz burada 300'ü dolduramıyoruz ya. Savaşı ben alacağımmış gibi ama bakalım. Deminki savaş güzeldi ama ha. İyiydi ya. Benim şeyler iyi yetişti. Dolar notlar iyi yetişti. This way. There's the enemy. What should we do? It's them. They're attacking. Ha şu gargalar beni yedi ya. Vallahi gargalar bitirdi beni. Hadi be! Adam açmış çoktan. Şimdi açtım kanka. Özür dilerim ya. Madil, kusura bakma kardeş, unuttuk seni orada. Selamlar brothers, hoş geldin. Keep out of my way.
Yok, onu geliştirdim Bay Panik de. Şey olmadı. Kullanmak nasip olmadı. Tüm tuşlara bastım ama olmadı. Ne o kanka bu arada? Neyden bahsetti? Ben kaçırdım. Şey, Legolas gibi etrafa ok atıyor ya şey. Neydi o? Damla. Ha evet evet. Ordu mu? Canına bak anasını diye. Adam ok yağmuru yapa yapa mahvetti beni yahu. Arkadan geliyor birliklerim pis pis. Ne oldu kardeşim? Korktun mu? Bir tık korktum. Command point'im 12 çünkü. Bu zafer hiçbir şey arkadaşlar. İnsanlar şafağı göremeyecekler. Göreceksiniz. Ama... Durun hele. Hangi şafak onu bilmiyorum tabii. Aynen. Bu şafak mı? 3 gün sonraki şafak mı bilmiyorum. Kanka benim command point 560 oldu ya. Vay da. Neye dayanarak nasıl oldu bilmiyorum yani. Hafta hafta mı gelecekmiş dizi? Öyle gelsin ya oğlum, heyecanlı olsun böyle, bak hafta hafta olsun. Tamam ben de isterim oturup tek oturuşta izleyeyim ama hafta hafta olsun, uzun zamana yayılsın. O sırada duyulsun. Anladın mı? Konuşulsun. Muhabbeti geçsin falan, ben böyle yayılmasını seviyorum bir şeylerin. Mesela biz Gökhan'la bir kuşatma yapacağız, savunma yapacağız atıyorum şeyde. Dolguldur mu neydi? Aynı gün Mete ile ikisi bizden şey istediler ya çağrıyla. Hadi bugün yapalım falan. Ben de yok dedim, hayır üstüne bu, bizim bunun bir hafta istişare yapmamız lazım Gökhan'la. Ne yapabiliriz falan diye hani. Zamana yayıp Dolguldur savunması üzerine böyle atıyorum. Hani bir şeyler konuşup taktik çıkarmayı falan seviyorum, onun üzerine konuşmayı. Dizi de aynı o şekilde arkadaşlar. Çıksın bir bölüm olsun ve konuşalım o bölüm üzerine. Bir muhabbet edelim. Şöyle bir yayılsın aylara, konuşulsun, videolar çekilsin YouTube'da, bir Yüzgen Efendisi hayranları artsın değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de mesela düşünsene, 8 bölüm birden veriyorlar. Herkes spoiler verir internette. Önceden izleyen herkes verir. Ya normalde de kanka yiyeceğiz onu, çok fazla bakmamak lazım. Yani onu izleyen adam kanka şey yapacak. Gelecek zaten Instagram'a post atacaklar, bir şeyler yapacaklar falan, böyle spoiler yememiz için ellerinden geleni zaten yapacaklar. Evet. Çok da biz dikkat etmeyeceğiz yani, orada bize düşüyor biraz görev. Evet, yine de bir bölüm daha iyi. Evet, evet. Dediğim gibi bir hafta boyunca onun analizini yapmak lazım. Şu neyi, niye buraya geldi, bunun ne alakası var? Şimdi çok güzelmiş. Belli başlı kanallar var biliyorsunuz, onlar da şey yapacaklar mesela. Adam bir bölümünü izleyecek, bölümden kesitler vere vere işte teorilerini anlatacak. Diyecek şöyleyken böyle, evet. Böyleyken şöyle falan. Ben bunları da izlemeyi, takip etmeyi, üzerine burada mesela işte BFM oynarken bir şeyler oynarken konuşmayı falan istiyorum, seviyorum aslında. Ben de öyle Game of Thrones'ta çok yapıyordum onu. Bir sürü kanal takip ediyordum. Kim ne düşünüyor falan. Sonra dizi bitti, her şey yalanmış amına koyayım falan. Boşluğa düştü. Kanka 620 ya command point'im. Maşallah. Hileci. Benim command point'im de gayet iyi ya. Kaç, 50 mi? 45. İyi lan, yakın tahmin ettim ha. Harbiden ha, hiç durdum. Sen de beni izledin herhalde. Keşke öyle bir şansım olsa kardeşim. Gel sana bir şey hazırladım.
Gelmem. Zorundasın kardeşim. No, hayır ya, zorunda mıyım ya? Gelmeyeceğim, Allah Allah. Ben Dalsharum'un dediklerini yapıyorum kardeşim. Adam dedi ki... Adam dedi ki işkence yap. Ben takipçimi dinlerim kardeşim. Dinlemek zorunda mıyım? Değilim ama dinlerim yani. Adam ekonomisini kaybetmemek için her şeyi yaptı be. Oğlum bırak alayım vallahi şurayı ya. Farm için bütün tuşlara bastım ya. Bir sal bir kardeşim be. Tüm bizimiz bu. Dağılabilirsin. Vikings ben de izlemeyi düşünüyorum bu arada. Ben izledim ya, çok güzel. İyi mi? Evet, ben çok beğendim. Kanka ben onda bak şöyle bir yorum yapacağım. Bir ara dediler çok güzel, mükemmel dizi falan. Ben böyle kanka şeyden YouTube'dan savaş sahnelerine falan baktım. Hı hı. Neydi hatta biliyor musun? Arkadaş işte attı bana. Ben işte o zamanlar izleyeyim falan deyince bir savaş sahnesi attı bana. Çok büyük bir savaş denilemez yani. Böyle kanka işte 10-15 kişi mi ne? Yani belki ben söyleyince izleyenler anımsar. İşte kayıkla falan böyle sahile çıkıyorlar. Sahildekiler yanlış anlamadıysam, tarih bilgim beni yanıltmıyorsa, kıyafetlerinden yola çıkarak söylüyorum. Sanırım İngiliz askerleri. Evet, İngilizler. Ve kanka işte bizimkiler, Vikingler falan böyle kalkan duvar falan yapıyor. İşte kumsal, evet kumsal gibi bir yer. Kalkan duvar yapıyorlar. İşte şeyler, İngilizler okluyorlar, mızraklıyorlar falan ama tabii kalkana çarpıyor falan böyle. Sonra yaklaşıyorlar, savaşmaya başlıyorlar falan ama oradaki savaş sahnesi yani o nasıl diyeyim, o zamanlar belki de dizinin ilk sezonunda olabilir bu yani. Belki dizinin çok fazla parası yoktu, bilmiyorum. Çok şey evet, geldi bana. Bahsettiğin sahne ilk sezon. Evet. Böyle nasıl diyeyim? Yavan geldi ya. Aslında dizi savaş sahneleriyle ünlü bir dizi değil. Yani burada bakın size şu sahneyi göstereceğiz, bu sahneyi göstereceğiz gibi değil de. Hı-hı. O çağlarda nasıl savaşlar oluyormuş? Bu adamların manyaklığı. İşte 5-10 evet. kişiyle her yere gitmeye çalışmaları falan. Hı-hı. Bir de aç köpek gibi saldırmaları falan, onları işlemişler. Şimdi doğru, gibi, doğru kanka. Bakarsan dandik. Ama ben o zaman tabii şey düşünmüştüm. Hani Vikings dizisi, hani Vikinglerin savaşları falan filan işte konu alınması lazım. Bir de ben çok geç kanka keşfettim onu. Hani öyle arkadaşım önerdi falan diyorum ama işte Game of Thrones falan izliyorduk yani, anladın mı? O da vardı. Game of Thrones'ta sanırım ben böyle birkaç sezon izledim. Game of Thrones'taki savaşlar ya da işte teke tek savaşlar, illa büyük savaş olarak düşünmeyin. 2-3 kişinin ya da 5 kişinin birbirine girmesindeki efektler, kol bacak kopmaları falan. Ya öldür kardeşim. Rahatlayayım. Bunlarla kıyaslayınca şey kötü gelmişti bana yani. Evet. Ben Game of Thrones'taki gibi bir şey beklemiştim yani. Ki Game of Thrones o kadar iyi değil yani. Ya, o döneme göre işte kanka konuşuyorum. Evet. Ne vardı o zaman? Bak çok etkileyen sahnelerden biri Khal Drogo'nun kendisine karşı çıkan bir adamı adamla düelloya girip boğazına falan elini sokup böyle dilini çıkarması falan. Evet, mükemmeldi o sahne. Abi şimdi o sahneye bak, bir de işte kıyaslayın yani o zamanki benim aklımı, ben de düşünüyorum diyorum şey bu sahne ne diyorum yani o kalkan sahnesine bakarak, anladın evet. mı?
Sonra vazgeçtim falan. Bak beni vazgeçiren o sahneydi. Sadece o savaşı izledim 3-4 dakika falan. Bu ne lan dedim falan. Başlamadım yani. Efektleri hoşuma gitmediği için. Ama hı hı. O zamanki düşüncemle şimdiki düşüncem farklı kanka. Yani şu anda mesela efektler umurumda olmadan Viking dizisini gerçekten izlemek istiyorum. Evet evet. Yani sadece savaş konusunda iddialı değiller zaten. Anlatmak istedikleri farklı. Hı hı. Game of Thrones'tan daha çok savaş sahnesi var ama orası ayrı tabii. Yani. De Game of Thrones'ta bilmiyorum son sezonu falan izledin mi? İzledim. O gece savaşı falan belki izlemeyen vardır. Spoiler vermeyeyim de. Miğfer Dibir'den falan daha iyi olacak dediler ya. Bok affedersin. Hani belki yapmışlardır da göremedik yani. Yani kanka zaten ben... İyi, abi, iyidir belki yani. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ben onu laptopumdan izledim kanka. Daha benim yani bu masaüstü falan kurulmamıştı henüz. Laptopumda ben laptopumun ekranının bozulduğunu ya da işte aydınlık var ya o seçenek, ekran parlaklığı. Evet. Onun kanka düştüğünü, işte laptopumun şarjı falan bitiyor dedim herhalde böyle kanka. Gittim fişe taktım. Ondan sonra ekran parlaklığını full'e çektim. Hafiften dengeli değmiş, anladın mı? Otomatik ayar ya. Full'e çektim. Öyle izliyorum. Halen daha kanka bir bok göremedim anasını satayım. Ulan dedim yapacağınız şeye sokayım. Nasıl bir savaş la bu? Neyse kardeşim gelin mi, ne diyorsun? Gelebilirsin, buyur. Arada birkaç tane meşale falan yapıyorlardı ya, o biraz şey oluyordu. Seyir zevkini arttırdı yani. Oğlum senin kale hangi tarafa bakıyor ya? Şura mı? Aşağı tarafa bakıyor. Anladım. O biraz dev uçukmuş, öyle olmaz. Sağdan sağdan geliyorsun. Kanka o Slaughterhouse mu yıkacaksın mı gerçekten ya? Kıyacaksın mı o Slaughterhouse'a? Kardeşim işte farm konusunda benim sıkıntılarım var. Savaşta mıyız? Hadi lan indirin lan, hiç komut bile vermiyorum, indirin şunları. Neyse daha yeni 500'e düştü kanka benim combat point, sorun yok. Vallaha mı? Arkadaşlar atak. Ya her şey o oku atmak için miydi yani? O öne gelişler falan. Eğildi, büküldü, bir şeyler yaptı. Fire at will. Your ex already with their crossbows. This army can't
Kardeşim. Paramir öldü. 70 bin param var ha bu arada. Benim de 400. Bin falan diyor. Asıl bizim geldi. Ne o? Ha, Ranger'lar mı? Bir hail basarım o zaman. Adamlar taşla öldü ya. Kanka bir şey diyeceğim. Benim orada Lugdush var ya. Senin Damno'da kanka 2 saattir ve birer birer atıyor, konduruyor, tamam mı? Öyle öyle öldürdü, yazık yani. Yavaş yavaş öldürdü beni. Kaç kaç kaç, acı çekiyorsun, kaç. Kaçma kaçma. Kaç kardeşim kaç. Bir tane Hiron'u öldüreydim ya. Çok kolay bırakıyorsun, geri çık. Oğlum ne gerek var uzatmaya, aldık maçı zaten. Toparlatsam bile yapacak bir şey yok yani. Asıl savaşı yaptık zaten nehrin orada. Benim orduya şey mi basıyorsun kanka? Aynen. Running call. Belki bir etkisi olur. Ha, tam 10 oldum ya. Power 10 oldu. Anor Hir basacaktın değil mi şimdi sen? Evet. Yapardım biliyorsun. Yazık oldu kardeşim. Yazık oldu. Evet sevgili YouTube. Yani güzel savaştı. Gördüğünüz gibi Gökhan bizim 1000 tane Uruk crossbow'umuzu öldürdü ama bir sonuca varamadı. Kazandığımız paraları siz göremiyorsunuz şurada. 218 bin ben kazanmışım. 86 bin Gökhan kazanmış. Belki işte ekonomik açıdan ben orduyu kaybettikçe yenisini sürekli yaptığım için bastırdım. Tabii ki taktiksel ve stratejik anlamda deha olduğumu sanırım hatırlatmama gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla... Bu arada Gökhan 376 birlik basmışsın. 376 tanesi de ölmüş ya kanka. Son askere kadar savaşmışım vallahi. Of ya, neyse evet sevgili YouTube, kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.